Bu ne lan? Bir yanlışlık oldu herhalde. Nesi var bunun? Zehirlenmiş. Aman be. Dağlı, Polat Alemdar'ın adamı geldi. Seni görecekmiş. Ne istiyor lan yine bu adamlar benden? Bilmiyorum abi. Alalım mı içeri? Almayıp da ne yapacaksınız lan? Hadi yürü. Ne istiyorsun? Niye geldin? Hasta ziyaretine geldim. Ziyarete geldiysen geç adabınla otur. Bizde hayvan takımına adap olmaz. Otur otur. İstanbul'a yüklü miktarda mal girişi olmuş. Haberin var mı? Ne kadar maldan bahsediyorsun? Bir gemi. Artık kimse o kadar büyük iş yapmıyor. Çok riskli. Bu yeni bir satıcı. Yeni eski fark etmez. Devlet Güneydoğu'dan gelen uyuşturucu yollarını tıkadı. Oradan buraya geçiş yok artık. Farklı bir yoldan getiriyorlar. Benim kulağıma gelmedi. Ben duymadıysam da yalandır. Ya yalanı sen söylüyorsan? Sordun, söyledim. Bizde yalan yok. İyi. Olur da bir şey duyarsan beni haberdar et. Eyvallah. Eğer kulağına bir şey gelir de söylemezsen, o kulağını keserim. Sonra da kulaksız derler. Abi, abi Erhan abi geliyor. Ne diyorsun lan? Hemen kaldır şunları. Hayırlı işler gülüm. Aman Erhan abi, hoş geldin. Şeref verdin.
Koş bir çay getir oğlum. Hemen abi. Buyur, buyur abi, şöyle oturmaz mısın? Buyur. Keşke önceden haber verseydin abi, hazırlık yapardık. Sağ ol gülüm, bir şey istemez. Hangi rüzgar attı abi seni bizim fakirhaneye? Bu aralar büyük bir uyuşturucu sevkiyatı yapılmış. Senin kulağına çalındı mı onu sormaya geldim. Abi biz uyuşturucu işine tövbeliyiz. Biliyorsun, bitirdik herkesle irtibatı. Bırak şimdi yalanı gülüm. Yakışmıyor sana. Vallahi bıraktık abi biz bu işleri. O işleri bıraktığınızda börekçilik yapmaya mı başladınız? Pudra şekeri mi bu? Abi vallahi çoluk çocuğa satmıyoruz. Turistlere, zengin kodamanlara veriyoruz sadece. Zehir satmanın turisti zengini mi olur? Sen bana şunu söyle bakalım şimdi. İstanbul'a son zamanlarda yüklü bir mal girişi yapıldı mı? Yapılmadı abi. Artık bu işlerin eski tadı tuzu yok. Hiç kimse büyük parti işi yapmıyor. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Yok abi, biz de sana yalan olmaz. Merak etme abi, bir şey olursa hemen sana söylerim. Demek silah ve uyuşturucu sevkiyatını kendi başına planladın. Evet, ağamın bu sevkiyatlardan haberi yok. Bu adam düpedüz yalan söylüyor. Zaman kaybediyoruz komutanım. Sıkalım kafasına gitsin. Sakin ol Pusat. Biz burada doğruyu ve adaleti temsil ediyoruz. Cezasını hapiste çekecek. Komutanım ağa geldi. Gelsin. Beni çağırtmışsınız Yasin komutanım. Bu adamı tanıyor musun? Evet, benim adamlarımdan biri. Pis işlere bulaştığını şimdi öğrendim. Size ne anlattı? Bize geminin adı dışında hiçbir şeyden bahsetmedi. Uyuşturucu ve silah sevkiyatını kendi planlamış. Dur! Seyana! Seyana ne yapıyorsun? Aşiretimiz böyle hainler yüzünden zarar görüyor. Ya siz sıkın ya da verin ben öldüreyim. Bu adamı kimse öldürmeyecek. Onun daha verecek hesabı var. Bize verin. Bizim aşiretin ileri gelenleri yargılasın. Bana bak, seni buraya bu adamın cezası için çağırmadım. Bundan sonra ya adamlarını doğru seçersin ya da sonuçlarına katlanırsın Seyana. Ben de aşiretimin adını temize çıkarmaya çalışıyorum Yasin komutanım. Bu topraklardaki hainlerin tek tek bulunup temizlenmesinde size yardım edeceğim. İndir silahını. Seyana. Seyana. Tamam Seyhan, sen çıkabilirsin. Çöz şunu. Komutanım, silahınızı neden masada bıraktınız? Adamı vurabilirdi. Test ettim Pusat.
Benimle neden görüşmek istedin? Ne yaptığını merak ettim. Sana yeteri kadar yardımcı olamadım. Ökten'den aldığım anahtarı kastediyorsan onun için üzülmene gerek yok. O işi bu gece halledeceğim. Ha, nasıl? Anahtarın nereye açtığını öğrendim. Sadece o posta kutusunda ne olduğunu bilmiyorum. Onu da öğrenince bu mesele kapanacak. Yusuf, neden açık açık anlatmıyorsun? Benimle ilgili bir şüphen mi var? Hayır. Seninle ilgili hiçbir şüphem yok. Samimiyetine inanıyorum. Ama artık konuşulacak bir şey de yok. Ben öğrenmek istediğim her şeyi öğrendim. Ve artık bitsin istiyorum. Bunu ben de istiyorum. O halde bunu bitirmenin bir tek yolu var. O da benim hayatımdan tamamen çıkman. Neden böyle konuşuyorsun? Çünkü hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam etmemin tek yolu bu.